onun üzerine yapıyor. Deniliyor ki İstanbul'da su kalmadı, bittik, yandık. İşte şu belediye geldi, mahvetti bizi, bu belediyenin yüzünden susuz kalacağız. Gerçekten durum böyle mi? Suyun biraz önce saydığım özellikleri, yaşamsal olması, yerine başka bir kaynağın ikame edilememesi ve yaygın bir şekilde temin edilmesi gereklilikleri nedeniyle bir başka özelliği daha var. Su yönetimi açısından yapılanlar günlük politika konusu yapılmamalı ve spekülasyona konu edilmemelidir. Biz Su Politikaları Derneği Hidropolitik Akademi olarak başından beri bu konuda gerçekçi, kamucu ve toplumsal politikalara eksenine oturttuğumuz için görüş ve açıklamalarımızı bu konuda çok rahatız. Ve söylüyoruz ki, diyoruz ki Türkiye su fakiri bir ülke değildir. Ama su zengini bir ülke de değildir. Peki bölgesel kuraklıklar ülkesidir Türkiye. Bunu da söylüyoruz. Dönem dönem bölgesel olarak Türkiye'de yaşanan bu kuraklıkların seviyesi, şiddeti ve tekerrür süresi arttı. Azal tekerrürü azal, hız daha fazla tekerrür etmeye başladı ve şiddeti arttı. Ne demek? Bazı bölgelerimizde su, Türkiye genelini olduğu gibi değerlendiremeyiz. Daha yönetimli, daha riskli hale geldi. O bölgelerde, sizin sorduğunuz soruya geliyorum şimdi, Türkiye'nin geleceği için risk var mı? Evet var. Yani ne olabilir? Bunu zaten ben söylemiyorum. Yani yeraltı sularını siz beslenim oranından daha fazla tahsis etmişsiniz. Bu ne demek? Risk. Su bütçesini hesaplamışsınız. Havzalara göre bundan 10-15 yıl sonra bazı havzalarda su açığı vereceğimizi hesap etmişsiniz. Bu ne demek? Yönetim riski. Peki sonuç olarak ne yapılması lazım? Bu bir kriz midir? Hayır. Riskin krize dönmemesi için alınması gereken tedbirler var. O nedenle dikkatli açıklamalar yapıyoruz ve Türkiye bu tedbirleri alabilmek için planlama aşamasını büyük oranda tamamladı. Havza ölçeğinde suyun yönetiminin planlanması, suyun korunması, su tahsisleri, taşkın önlenmesi, kuraklık yönetimi gibi nehir havzaları ölçeğinde planlamalarını hemen hemen tamamladı. Şimdi geldi uygulamaya. İşte o uygulamada geç kalmamamız lazım. Riskin azaltılması çabalarının sonuca ulaşılabilmesi için. Evet.